Kendini neden hep yeterince iyi hissetmiyorsun? Bu soruyu kendine kaç kez sordun? Her şey yolunda gibi görünse de derinlerde bir yerlerde sanki yetemediğine, hak etmediğine ya da yanlış bir adımda tüm başarının elinden kayıp gideceğine dair o sessiz şüphe seni kemiriyor olabilir. Belki terfi aldığında bunu gerçekten hak ettim mi diye düşündün. Belki de insanlar seni övdüğünde içinden onlar yanılıyor, yeterince iyi değilim diyorsun. Bu yetersizlik hissi görünmez ama ağır bir yük gibi omuzlarına biniyor ve başarılarını gölgeliyor. Oysa bilmelisin ki bu duyguların seni tanımlamıyor. Başarıların tesadüf değil. Bugüne kadar ulaştığın her nokta, attığın her adım senin çabanın ve emeğinin bir sonucu. Şimdi bu yetersizlik hissini geride bırakma zamanı. Çünkü özgüvensizlik seni değil, sen onu yönetmelisin. Yetersizlik hissinin kökenleri. Herkes zaman zaman yetersizlik hissine kapılabilir. Bu duygu genellikle çocuklukta öğrendiğimiz inançlardan ya da toplumun üzerimize yüklediği beklentilerden kaynaklanır. Örneğin, sürekli daha iyisini yapmalısın diyen bir ailede büyüdüysen, başarıların asla yeterli olmadığına inanma eğiliminde olabilirsin. Belki de aldığın her övgüye karşılık, içinde daha fazlasını yapmalıydım diye düşünen o sesle mücadele ediyorsun. Bu duygu, çoğu zaman geçmişte yaşanan bir olayın veya tekrar eden bir eleştirinin sonucudur. Örneğin, öğretmeninden ya da çevrendeki insanlardan aldığın eleştiriler, istemeden de olsa kendi değerini sorgulamana neden olmuş olabilir. Belki de sürekli başka insanlarla karşılaştırıldın, onların başarıları senin çabalarının önüne geçti. Bu tür deneyimler yetersizlik hissini derinleştiren temel taşlardır. Ancak burada kritik bir gerçek var. Yetersizlik hissi çoğu zaman bir yanılsamadır. Bu duygu senin gerçek başarını ve potansiyelini gölgeleme eğilimindedir. Gerçeklik ise tüm bu şüphelerin ötesinde senin çaban, emeğin ve azminle şekillenir. Eğer bugün durup geriye bakarsan, hayatında birçok başarıyı kendi emeğinle kazandığını görebilirsin. Yetersizlik hissi sadece senin değil, başarıya ulaşmaya çalışan pek çok insanın yaşadığı ortak bir deneyimdir. Ama unutma, bu his seni durdurmak için değil, seni daha güçlü bir hale getirmek için bir fırsat olabilir. Neden kendimizi yetersiz hissederiz? Yetersizlik hissinin temelinde genellikle içimizdeki mükemmeliyetçilik tuzağı yatar. Mükemmel olmalıyız, hiçbir hata yapmamalıyız, her şeyi kontrol altında tutmalıyız. Bu beklentiler hem kendimizden hem de çevremizden kaynaklanır. Ancak bu mükemmeliyet arayışı insan olmanın özünden uzaklaştırır. İnsan olmak demek, hata yapmak, eksik hissetmek ve bu eksikliklerin içinde büyümeyi öğrenmek demektir. Bu duygunun diğer bir kaynağı ise kıyaslama alışkanlığımızdır. Sosyal medya çağında başkalarının hayatlarını filtrelenmiş bir şekilde izlerken kendi mücadelelerimizi görmezden geliriz. Başkalarının başarılarını idealize eder ve onların hatalarını hiç görmeyiz. Böylece içimizdeki eleştirmen sesi devreye girer. Diğerleri senden daha iyi, neden onlar gibi değilsin? Bu sesi sürekli dinlemek kendi değersizlik hikayemizi yaratır. Ancak burada durup kendimize şu soruyu sormamız gerekir. Gerçekten diğerlerinin başarı hikayelerini kendi mücadelelerimizle kıyaslamak adil mi? Yetersizlik hissi çoğu zaman bizden değil, toplumsal normlardan kaynaklanır. Hep daha fazlasını yapmalısın diyen kültürel mesajlar, insanları başarılarıyla değer biçmeye iter. Ancak bu mesajlar, insan olmanın derin gerçekliğini göz ardı eder. Başarı yalnızca sonuçta değil, yolculuğun kendisinde saklıdır. İçimizdeki eleştirmen sesini susturmanın ve yetersizlik hissinden kurtulmanın yolu, bu yolculuğu kabul etmekten ve kendi değerimizi yeniden tanımlamaktan geçer. Unutma, değerli olmak için hiçbir dış koşula ihtiyacın yok. Sen, olduğun haliyle zaten yeterlisin. Buraya kadar dinlediğin bilgileri faydalı bulduysan, seni kanalıma abone olmaya ve videoyu beğenmeye davet ediyorum. Benim tek motivasyon kaynağım sizlerden aldığım etkileşim. Videoyu beğendiysen hadi devam edelim. Başarı tesadüf değildir. Başarı şans eseri kazanılmış bir ödül ya da başkalarının lütuflarıyla elde edilmiş bir durum değildir. O, kararlılıkla inşa edilen bir yapıdır. Düşmekten korkmadan atılan adımların ve engelleri aşmak için gösterilen cesaretin bir sonucudur. Başarılarını küçümsemek ya da onları tesadüflere bağlamak,
kendi potansiyelini ve emeğini görmezden gelmektir. Bu, yalnızca kendine haksızlık etmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki başarılarının da önünü tıkar. Hayat, her zaman seni aşağı çekmeye çalışan dış sesler ve içsel şüphelerle doludur. Şanslıydın, o yüzden başarılı oldun. Ya da bu bir kerelik bir şeydi, tekrar edemezsin gibi düşünceler başarılarını gölgelemeye çalışır. Ancak bu düşünceleri susturmanın anahtarı başarılarını sahiplenmekten geçer. Elde ettiğin her başarı senin çabaların, inancın ve azmin sayesinde mümkün olmuştur. Kendine şu soruyu sormalısın. Bugün olduğum yere nasıl geldim? Başarılarını kabul etmek, yalnızca yetersizlik hissini alt etmekle kalmaz, aynı zamanda kendine olan inancını da güçlendirir. Her başarının ardında bir ders, bir deneyim ve büyük bir özveri vardır. Başarıyı yalnızca bir sonuca indirgemek, onun anlamını eksik yorumlamaktır. Gerçek başarı, hedeflerine ulaşma yolunda verdiğin emek ve gösterdiğin özveridir. Bu yüzden başarılarını kabullen ve onlarla gurur duy. Çünkü sen o başarılara tüm varlığınla hak kazandın. Stoacılık ve yetersizlik hissi. Stoacı felsefe, insanın yaşamında kontrol edebildiği ve edemediği şeyler arasındaki ayrımı yapmasını önerir. Marcus Aurelius, Epiktetos ve Seneca gibi Stoacı filozoflar, mutluluğun ve huzurun anahtarını yalnızca kendi kontrolümüzde olan şeylere odaklanmakta bulmuşlardır. Yetersizlik hissi ise genellikle bu öğretiye ters düşen bir durumdan kaynaklanır. Kontrolümüz dışındaki şeylere anlam yüklemek. Başkalarının hakkımızdaki düşünceleri, çevremizin bize biçtiği roller ya da toplumun dayattığı standartlar, Stoacılara göre bizim elimizde olmayan ve değiştiremeyeceğimiz unsurlardır. Bu faktörlere gereğinden fazla önem vermek, kaçınılmaz olarak yetersizlik hissini doğurur. Çünkü her zaman dış dünyanın beklentilerine uyum sağlayamayız ve bu uyumsuzluk içsel huzurumuzu tehdit eder. Stoacılar bu noktada bir dönüm noktası sunar. Gerçekten değerli olan eylemlerimizde ve düşüncelerimizde saklıdır. Epiktetos'un şu sözleri bu öğretiyi özetler. Kendi işine bak ve kimsenin seni yolundan saptırmasına izin verme. Bu bakış açısı, insanın kendini başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçmesini, kendi potansiyeline odaklanmasını ve en önemlisi yalnızca kendi çabalarını değerlendirmesini önerir. Yetersizlik hissine teslim olmamak için başkalarının standartları yerine kendi içsel rehberliğini esas almalısın. Stoacı perspektiften baktığında değerini belirleyen tek şeyin kendi eylemlerin olduğunu fark edersin. Başarılarını bir tesadüf olarak görmek yerine onları niyetin ve çabanın doğal sonuçları olarak değerlendirmelisin. Kendine şu soruyu sormayı alışkanlık haline getir. Bugün elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Eğer bu soruya dürüst bir şekilde evet diyebiliyorsan, geriye hiçbir şeyin kalmadığını bilmelisin. Çünkü Stoacılar için elimizden gelenin en iyisini yapmak hayatın en büyük erdemidir. Şimdi videoyu durdur ve içindeki gücün yazılarına dökülmesine izin ver. Yorumlara "Yetersiz değilim" yaz. Emin ol, yazıya döktüğün bu düşünce hayatına yön verecek. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Kendine güvenmenin ilk adımı, kendine olan inancını yeniden kazanmanın ilk ve en önemli adımı, geçmişteki başarılarına dürüst bir şekilde bakmaktır. Hayatında başardığın büyük ya da küçük her şey, çabalarının, azminin ve yeteneklerinin somut birer kanıtıdır. Bu başarıları küçümsemek yerine, onların hak ettiği değeri vermek kendine güvenmenin temelini oluşturur. Daha önce seni zorlayan bir hedefe ulaşmayı başardığını hatırla. Belki bir sınavı geçtin, belki bir projeyi tamamladın ya da kendi korkularınla yüzleşerek önemli bir adım attın. O anlarda da yetersizlik hissine kapılmış olabilirsin, ancak buna rağmen yılmadın ve başardın. Bu, senin ne kadar dirençli ve yetenekli bir insan olduğunu gösteriyor. Hayatta genellikle başarısızlıklarımızı ve eksiklerimizi büyütür, başarılarımızı ise görmezden geliriz. Oysaki geçmişteki her zafer, gelecekteki güvenimizin temel taşıdır. Kendine güvenmenin yolu, kendi hikayeni kabul etmekten ve onunla gurur duymaktan geçer. Unutma, başardıkların asla tesadüf değildir. Onlar senin kararlılığının ve azminin eseridir. Şimdi, kendi yolculuğuna hak ettiği değeri vermeye başla ve her adımda kendine
başarabilirim çünkü daha önce başardım demeyi unutma. Hayat nasıl değişir? Yetersizlik hissini geride bıraktığında hayatın her anlamda bambaşka bir hale gelir. Kendine güvenle attığın her adım seni daha önce hayal bile edemediğin fırsatlarla buluşturur. Artık içindeki şüphelerin seni durdurmak yerine cesaretlendirdiğini ve harekete geçmek için güç verdiğini fark edersin. Bu özgüven, başarısızlık korkusunu yenmene ve yeni deneyimlere açık bir zihinle yaklaşmana olanak tanır. Başarılarının değerini kabul ettiğinde içindeki özgürlük hissi büyür. Artık her çabanın arkasında kendi emeğinin ve yeteneklerinin olduğunu bilmek seni huzurlu ve mutlu bir insan haline getirir. Eleştiren o rahatsız edici iç ses zamanla sessizleşir, yerine seni destekleyen, cesaret veren bir iç diyalog gelir. Hayatın yetersizlik hissiyle boğuşmaktan özgüvenle yaşanan bir maceraya dönüşür. Her sabah yeni bir güne daha güçlü bir zihinle uyanır, kararlarını kendinden emin bir şekilde alır ve attığın her adımın sorumluluğunu cesaretle üstlenirsin. İşte o zaman sadece kendine değil, çevrendeki insanlara da ilham olursun. Çünkü içsel huzur ve özgüven, dalga dalga yayılan bir enerjiyle hem seni hem de etrafını dönüştürür. Bu değişimin gücüne inan. Çünkü başardığın her şey hayatının potansiyelini gösteren bir aynadır. Yetersizlik hissi insanın kendi potansiyelini gölgeler. Ancak bu his sadece bir yanılsamadan ibaret. Gerçek, senin yaptıkların ve başardıklarınla şekillenmiştir. Kendine inanmaktan asla vazgeçme. Çünkü başarıların asla tesadüf değil. Onlar senin çalışkanlığının ve azmin bir yansıması. Şimdi içindeki güce sarıl ve yetersizlik hissine veda et. Hayat seni bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.